temsilci arkadaşlarım, şube başkanlarım, şube yöneticilerim, değerli işçi arkadaşlarım. Genel başkanımızın davranışı neydi dedim. Bütün arkadaşlarımla ayrı ayrı konuştuğumda genel başkanımız çok sakindi. Bir baba şefkatinde bu arkadaşı aldı, oturtturdu. Arkadaşım sakin ol, rahat ol, bir şey istiyor musun? Bir otur, bir nefes al, kendine gel diyerek, telkin ederek, teskin ederek bu arkadaşı bu noktada uyarmaya çalışmış. Sonra aynı şekilde bizim temsilci arkadaşlara da herhangi gürültü yapmayın diyerek hafif döndüğünde bu arkadaş orada genel başkanın silahını nasıl gördüyse, o masanın altındaki silahı nasıl gördüyse o silahı alıyor. Rastgele ateş etmeye başladığı zaman oradaki bulunan arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Daha sonra bu zanlı aynı bu şekilde yine izlediğiniz videolardaki görüntülerle koşarak, kaçarak uzaklaşma neticesinde orada bir taksiye biniyor. O taksi bindikten sonra da polis taksiyi çeviriyor. Bu zanlıyı tutukluyor. Tutukladıktan sonra da bu zanlının üstünde bir bıçak çıktığı ortaya çıkıyor. Tamamen planlanmış, programlanmış. Kendi kafasına göre. Ben buradan şunu da söylüyorum. Karanlık güçler diyorum bize saldıranlar. Başkana saldıranlar da karanlık güçler. Gerek Goodyear Adapazarı fabrikası olmak üzere, gerek Kocaeli fabrikası olmak üzere ilk defa Türkiye'de taşeron işçiliğini sonlandıran sendika lideridir. Alt işveren kavramını ortadan kaldırıp asıl işveren altında taşeronu çalıştıran, sömürülmesini engelleyen tek sendika lideridir. Türkiye'de örneği yoktur. DİSK'in bir yöneticisi olarak bunu söylüyorum. Bununla bağlantılı Devrimci İşçileri Sendikalı Konfederasyonu da Abdullah Karacan'a bu yaptığı önemli katkıdan dolayı da teşekkür etmiştir. Abdullah Karacan Türkiye'de ilkleri yapan bir sendika lideriydi. Lastik İş Sendikası olarak bundan sonraki süreçte Abdullah Karacan olamayız. Abdullah Karacan bir liderdi. Onun yaptıklarını yapan olursa o zaman lider olur. Onun başardıklarını başaran olursa ondan sonra o lider olur. Abdullah Karacan bir markaydı. Lastik İş Sendikası bir markadır. Bu markayı lekeleyecek, bu markayı farklı noktalara getirecek şer güçlerine karşı da topyekun Lastik İş Sendikası'nın üyesinden temsilcisine, temsilcisinden şube yöneticisine, şube başkanından genel merkezine varıncaya kadar bir birlikte olacağız, diri olacağız, dik olacağız. Sonuna kadar Abdullah Karacan'ın mirasına sahip çıkacağız. Ortalığı karıştıran gruplara baktığımız zaman